Herkese yeni bir tariften merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere magnolia tarifi vermek istiyorum. Hemen yapımına da geçelim. 1 litre sütümü tencereye koyuyorum arkadaşlar. Üzerine bir tane yumurtanın sarısını ekliyorum. Yumurtalı seviyorsanız bir tane daha yumurta sarısı ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. 3 yemek kaşığı dolusu un ve 2 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası ekledim. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ocağımın altını açmadan önce ilk önce çırpıcıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli. Eğer ocağın altını açıp karıştırırsanız pütürlük olabilir. Güzel bir krema elde edemezsiniz. Bu yüzden ocağınızın altını açmadan güzelce karıştırın arkadaşlar. Baktınız pürüzsüz bir kıvam aldı. Orta ateşte fokur fokur kaynayana kadar, muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Bakın oldukça akışkan kıvamlı muhallebi elde ediyoruz. Katı olursa zaten pastacı kreması olur ve bunu istemiyoruz kesinlikle. Bu kıvam gayet iyi. Üzerine bir pakette vanilya ekliyorum. Vanilyayı da karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatabiliriz. Çırpıcıyla karıştırarak soğutalım. Kabuk tutmamasını sağlayalım. Mutlaka kremanızı soğutmanız gerekiyor. Ara ara karıştırarak kremanızı soğutun. Kremamız soğurken biz de bisküvilerimizi hazırlayalım. Bakın 172 gram bebe bisküvisi kullanacağım. Siz dilerseniz burçak bisküvi de, petit beurre bisküvi de kullanabilirsiniz. Hepsini rondodan çekeceğim. Toz haline getiriyorum. Kremamı soğuttum arkadaşlar. Üzerine bir paket krema ekliyorum. Bir diğer lezzetini veren bu süt kremasıdır. Mutlaka magnolianıza süt kremasını ekleyin. Mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Kremanızın soğuk olması çok önemli. O şekilde ekleyin. Bakın oldukça akışkan kıvamlı, şahane bir krema elde ettik. Şimdi bardaklarıma birer yemek kaşığı bisküviden dolduruyorum. Artık sizin bardağınızın büyüklüğüne göre ayarlarsınız ne kadar koymanız gerektiğini. Her birine birer kepçe doldurdum ben. Bu büyüklerde kaplarınız varsa, kuplarınız 6 adet rahat bir şekilde çıkıyor. Birer kepçe boşalttıktan sonra arkadaşlar, üzerine de tekrardan bisküvi serpeceğiz. Dilerseniz meyveli de yapabilirsiniz. Çilekli, muzlu, ikisi de çok yakışıyor. Aralarına meyve de koyabilirsiniz. Birer kaşık daha şöyle bisküviden serpiyorum. Tatlınızı mutlaka buzdolabında 3-4 saat bekletin. Şu an bile soğumuş durumdalar zaten ama yine de buzdolabında beklemesinde fayda var. Lezzetine lezzet katacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Küçük de olsa bir emoji bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi üzerlerine tekrardan muhallebimden döküyorum. Eminim sizler de bunun lezzetine bayılacaksınız. Şahane bir lezzeti var. Çok hafif bir tatlı. Masraf olarak sadece içerisinde krema biraz pahalı fiyatı. Onun dışında diğer malzemelerimiz gayet uygun fiyatta. Bu şekilde hazırladıktan sonra üzerlerine tekrardan kalın.
Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.